Evet, aslında bugün ilk kez buraya getirilen, bu fuarla birlikte görücüye çıkan aracımız Alkar R8 adını verdiğimiz 8 tekerlekli, tamamıyla elektrikli. Kendi içerisinde bir range extender'a sahip, yani mesafeyi artıracak bir dizel jeneratöre sahip seri hibrit bir araç kendisi. 2,5 ton sınıfında level 3 ve level 4 seviyelerine kadar koruma faktörünü sağlayabilen bir insansız kara aracı. Şu an üzerinde görmüş olduğunuz sistem 20 milimetre bir makineli top. Aslında aracın kendi özellikleri dahilinde modüler bir yapıya sahip olması hasebiyle farklı görevlere, farklı zamanlarda uygun bir şekilde hizmet verebilecek şekilde tasarlanmış. Ülkemizin şartlarına, coğrafyasına ve ihtiyaçlarına uygun olarak değiştirilebilecek modüler bir altyapıya sahip bir araç. Bunda yerlilik oranı nedir? Şu an %80'in üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Aracın üzerindeki motorlar, sürücü grupları, görev bilgisayarları, mekanik sistemler dahil olmak üzere aracın büyük bir kısmı hem ekibimiz tarafından tasarlanıyor hem de ekibimiz tarafından üretiliyor. Büyük bir ihtimalle TSK'nın taleplerine göre veya kolluk kuvvetlerinin ve güçlerinin taleplerine göre yapılacak değişikliklerle birlikte 2022 yılı içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor şu an. Şu an için herhangi bir görüştüğünüz yabancı ülkeler var mı bu arada? Evet, şu an için Kuzey Avrupa ülkelerinden bazılarıyla, özellikle şu an yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz ülkelerle şu an için bir takım görüşmeler var, bir takım teklifler sunuluyor. Bunlar üzerinden de görüşmeler devam ediyor.